temenni ediyoruz. Serdar Akkoçoğlu'nun işaretiyle mücadeleye Bandırma Spor Baltok takımı başladı. İki takıma da başarılar. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ile Kırmızı Grup temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor 24. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Bandırma Spor'u 2. yarıda bulduğu 3 golle geçti. Temsilcimizi farklı galibiyete taşıyan gollerin ikisi İsmail Hak'tan Odabaşı, birisi de Musa Sinan'dan geldi. Mümin Özkasap stadında oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda futbol sever izledi. İşte ilk yarıda defansını kalabalık tutan Bandırma Spor'un kalecisi Zülküf ve kale direklerini geçemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Spor'un ikinci yarıdaki harika golleriyle maçın özeti. Şimdi topu aldı İsmail Aktan. İsmail Aktan'ın pası. Ofsayt yok. Yaser ceza alanında. Sırıldı rakibinden. Ortaya bıraktı. Vuruşla gol. İşte bu. İsmail Aktan'ın golüyle Manisa Büyükşehir Belediyespor 1-0 öne geçiyor sevgili seyirciler. Karşılaşmada 75. dakika. Mehmet Yılmaz'ın pası. Yaser topu pası. Ofsayt yok. Ceza alanında gole gidiyor ve gol. Musa Sinan attı, 2 oldu. Maçın golü atan İsmail Aktan. İsmail Aktan attı, 2 oldu. İsmail Aktan'ın golü 2-0 oldu. İsmail Aktan Odabaşı, günün yıldızı. Pasını verdi. Ofsayt yok. Vuruş ve gol. 3 oldu. Musa Sinan gerçekten güzel bir gol attı. Estetik olarak çok zarif bir vuruş, evet. Musa Sinan'dan. Bu arada hakem de maçı bitirdi. Santrası yapılmadan bu güzel golün üzerine artık maçı oynatmayayım dedi adeta. Karşılaşma sonunda puanını 42'ye çıkararak ve lider Tuzla Spor'la arasındaki puan farkını 8'e indiren Manisa Büyükşehir Belediyespor soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Skordan memnun olan teknik direktör Mustafa Çapanoğlu ve başkan Mevlüt Aktan, Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna şu açıklamaları yaptılar. Hocam, öncelikle tebrik edelim. Zorlu bir maçtı. İlk yarısı özellikle Bandırma'nın katı defansı vardı. Çözmekte bayağı bir uğraştı Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 3 golle, ki birbirinden güzel 3 golle az kazanılmış 3 puan var. Neler söylemek istersiniz? Ya zaten hafta başından beri hem bizim için hem Bandırma için çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Yani rakibimizin durumu belli. Onlar düşmeye oynuyor. Onun için burada katı bir müdafaa yaptılar. Yani biz İlk yarı biz bunu çözemedik. Ya yani kenarlara oyunu iyi yıkamadık. Ama ikinci yarı oyunu o kenarlara yıktıktan sonra, golü attıktan sonra da zaten Bandırma Spor açılınca çok güzel de goller attık. Yani çok güzel goller de attık ve net bir skorla da maçı kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah ileriki günlerde daha iyi olacağımıza inanıyorum. Çocuklar çünkü arzulu, istekliler. Yani bu takımı hedefine ulaştırmak için uğraş veriyorlar. İnşallah hep beraber elimizden gelen gayreti gösterip bu güzel kulübümüzü layık olduğu yere getireceğiz. Teşekkür ederiz. Bir de tabii hemen şunu da soralım. Önünüzde bir hafta içi mesaisi Urfa, arkasından Konya, Anadolu Selçuklu, içeride iki maç var hocam. Güzel bir moral doldu aslında bu maç. Ya inanılmaz tabii. Çünkü hakikaten zor maç olacağını zaten hafta başından beri oyuncularımıza anlattık. Onlar da olayın bilincindeydi. Ama dediğim gibi ilk yarı çözemedik. İlk yarı çözseydik oyun ikinci yarı çok daha farklı olurdu. Ama golü bulduktan sonra çok rahat ettik. Ama şimdi Urfa, yani onun da hedefi belli, bizim de hedefimiz belli. İkimiz açısından da kolay bir maç olmayacak. Ama inanıyorum ki orada iyi bir futbolla iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Tabii Konya maçına değinmeden önce oynayacağımız maç bizim için önemli. Bütün iş şimdi, sevindik. Olay bitti. Yarın yenilememizi yapacağız. Ondan sonra da Konya maçına bakacağız. Urfa maçına bakacağız. Evet başkanım, 3 gol, gelen 3 puan, evet. Ve şampiyonluk hedefi zaten devam ediyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. Rakipler de puan kaybetti. Hem bu maçın değerlendirmesini hem genel bir görüşünüzü alalım. Ya rakip çok kapandı açıkçası. Ya, biz de açmakta zorlandık. Daha ileride daha yaratıcı olmamız lazım. Daha agresif olmamız lazım. Daha çok istememiz lazım. Açıkçası ben bugün çok beğenmedim takımı. Yani skoru aldırmamak lazım. Yani eski kimliğimizi kazanmamız lazım. Ama tabii yeni gelen oyuncular da var. Onların adaptasyonu falan biraz tabii geç oldu. Daha takım olmamız lazım. Ama 3 puan güzel tabii ki. Yani
Rakibe de çok fazla pozisyon vermedik bugün açıkçası. Yani çok çok iyi oynamadık açıkçası. Yani bunu söylemek lazım. Ama net bir skor. İyi oldu, hayırlı oldu. Bakalım önümüze bakacağız. Urfa maçı var arkasından. Evet, bu hafta Urfa, çarşamba günü Urfa maçımız var. Ya bütün maçlarda 3 puan almamız lazım artık bizim. Yani başka bir alternatifimiz yok. Yani bunu biz biliyoruz. Futbolculara anlatıyoruz. Onlar da farkında. Ama daha çok istememiz lazım. Daha çok inanmamız lazım. Şampiyonluk için. Birinciyi kovalamak için. Çünkü önümüzde 3 tane rakip var. Bir tane yok. Hayırlısı bakalım. Yani önümüzdeki süreçte göreceğiz.